Selam arkadaşlar, bir video ile tekrardan birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz 3 boyutlu logo nasıl yapılır Photoshop'tan bunu öğreneceğiz. Hiçbir eklenti, plugin kullanmayacağım. Photoshop'un var olan kendi içindeki özellikleri kullanacağım. Deneme yanılma yoluyla da sizler de yapabilirsiniz. Adımlarımı izlediğiniz zaman zaten aynı sonuca ulaşırsınız. Ulaşamazsanız, kafanız bir şeye takılırsa yorum yazın. Zaten 5 milyon abonemiz olmadığı için o yorumları ben rahat bir şekilde görürüm. Siz de otomatikman o cevabı alırsınız. Yani direkt sorduğunuz yorumlara cevaplarımı veririm arkadaşlar. Şimdi grafik sanatın logosunu da yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Büyümeye devam ediyoruz yavaş yavaş. Yavaş büyüyoruz ama sağlam büyüyoruz. Bir gün ileride bu kanal hak ettiği yere ulaşacak. Şimdi arkadaşlar logomuzu sürükleyip bıraktığımız zaman buraya karşıdan bir görüntü bize geliyor. Bunun bir perspektifini ayarlamamız lazım. Çünkü biz buna 3 boyutlu bir derinlik katacağımız için perspektif şart. Kontrol T'ye tıkladığımız zaman sağ tıklayıp perspektife tıklıyoruz. Şimdi ben Türkçe kullandığım için bazı arkadaşların kafası karışmasın. Zaten kullandığım Türkçe ama siz İngilizce kullananlar da ne yaptığımı az çok neye bastığımı zaten biliyorsunuz. Çok zor değil. Zor olsaydı inanın İngilizce kullanırdım. Şimdi arkadaşlar bunu küçültüyorum. Derinlik. Sağ tıklayıp tekrardan. Tamamdır. Bu işimizi görür. Şimdi burada arkadaşlar buna biz bir kontür çift tıklayıp turuncu olsun hafif. Bir kontör buna ekleyeceğiz. Dış hatlarına. Bu kadar yeterli. Şimdi biz buna şöyle bir şey yapacağız. Kontrol C'ye bastığımız zaman gördüğünüz üzere sağda kopyalıyor bunun aynısını. O zaman şunu yapacağız. Her Kontrol C'ye bastığımız zaman yön tuşları var ya. Yön tuşları yukarıya basacağız. Yukarıya basacağız. Yani her Kontrol C'de bir kere yukarıya basacağız. Her Kontrol C'de bir kere yukarı basacağız. Yani böylelikle o kaymış olacak. Kaydığı zaman bir derinlik ortaya çıkacak. Şimdi ekrana baktığınız zaman ben bu işlemi yapıyorum. Siz de izleyin. Her Kontrol C'de bir kere yukarı. Kontrol C yukarı. Kontrol C yukarı. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bize bir sonuç verdi. Tabi bu işlem bilgisayarınızı kasabilir. Kasmaması için de bir şey yapacağız. Biraz daha derinlik katalım. Tamam. Yeterli bu kadar. Şimdi burada en üstte logomuz var gördüğünüz üzere. En üstün B6. En üstün B6 ve en altın hariç bu araları birleştireceğiz. Bakın en üstteki 2 tane ve en alttaki birle hariç diğerlerini shift tıklayıp birleştirip Kontrol E'ye basıyorum. Birleştiriyorum ki bilgisayarım kasmasın. Yani onu tek bir görüntü haline getiriyorum. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Birleştirdik. Şimdi bunu neden yaptık? Bilgisayarımız kasmasın diye. Şimdi burada ilk derinliğimizi aldık. Bakın logo ilk başta 3D derinliğe ulaştı. İkinci katmanı yapacağız. Ekranda gördüğünüz üzere. O yüzden buradaki en üsttekinin kontürünü siliyorum. Yani sağ tıklayıp ona verdiğim efektleri, yani sağ tıklayın, buradakine sağ tıklamayın. Burada FX var, onun yanında bir yön tuşu var. Ona sağ tıkladığınız zaman katman silini temizlediğiniz zaman en üstteki katmanın kontürünü siliyor. Bunu neden sildik? Çünkü ikinci bir derinlik katacağız. Yani tekrardan Kontrol C'ye basıp yukarı, Kontrol C yukarı. Bakın. Gördünüz mü? İkinci bir katman oldu. Buradan da tekrardan ister istemez en üst hariç diğerlerini buraya kadar Kontrol E'ye basıp kopyalıyorum. İşlem aslında bu kadar basit. Tabii daha devam ediyor arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Burada şurada bunun da dışına Buna bir gölge ekliyoruz. Beyaz bir gölge. Bakın. Buradaki derinlik hissini versin diye. Şimdi burada seçtiğimiz kopyalama aracı bu. En üstte. Şimdi bu derinliği koyduk ya. Buradan bunu katman stilini resteleştir dediğimiz zaman ikinci katmanın hemen altındaki üst tabakayı bize vermiş olalım. Buna tıklayıp kontör diyoruz. Kontörü beyaz yapıyoruz. Çok ince. O kadar ki böyle bir çizgi olsun arada. Hafif de bir gölge veriyoruz. Tamamdır. Yukarıya gelelim, en üstte. Degrade verip bunun rengini biraz daha açalım. İç gölge veriyoruz buna biraz. Bir derinlik hissi, böyle arada bir ışık mışık çizgileri versin. Buna da en altına bir gölge ekliyoruz. Arka plan. Çok fazla siyah. Tamamdır. Bu işimizi görür. Şimdi bu en alttaki üçüncü tabakaya da sağ tıklayıp degrade ile buradaki sırıtıyor. Bundaki kopyalayıp buna yapıştırıyoruz. Genel olarak buydu. Şimdi buna bir kaplama atacağız. Kontrol G'ye basıp bunun kopyasını çıkartıyorum. Buna da Kontrol E'ye basıp tek bir katman haline getiriyorum. Daha önceden böyle bir metal tekstüre indirmiştim. Bunu nasıl indirir derseniz Google'dan tekstüre metal yazınız zaman İngilizce. Zaten yani tekstüre normal yazın, metal İngilizce yazın. Bu ve buna benzer şeyler çıkıyor. Şimdi bunu sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur dediğimiz zaman logonun etrafını kırpıyor kendisini. Buradan bu şekilde yumuşak ışık, sert ışık deniyorsunuz bazen. Hangisi güzel olur, hangisi kötü durur. Bakın bu da güzel oldu. Bunu ben kopyalayacağım. Burada Kontrol C yapıp ikisini kopyalıyorum. Bunu da normal yapacağım. Normal bir renk. Bu renk. Bu işimizi görür. Biraz opaklığını kısacağız. Tamamdır. Bunlara gölge ekleyelim arkadaşlar. Sağ tıkla, kopyala, sağ tıkla, yapıştır. Tamamdır. Genel olarak arkadaşlar dersimiz bu şekildeydi. Sizler de bu adımları izleyerek bu ve buna benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve aynı zamanda nasıl derslerin gelmesini istediğini yorum kısmına yapabilirsiniz. Ve bu yaptığınız sonucu arkadaşlar benim dersimi izleyip öğrendiğiniz sonuçları bana DM'den paylaşırsanız ben de onlara ekstra yorum yaparım. Adem Karaaslan Instagram hesabından ulaşarak sonuçları gösterebilirsiniz. Ben de olmuş mu olmamış mı, eksik var mı yok mu yorum yaparım. Cevaplarım arkadaşlar. Dersi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenerek de destek olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.